İyi akşamlar Ahmet Hocam, hoş geldiniz. İyi Nasılsınız? akşamlar herkese, iyi akşamlar. İyi olmaya çalışıyoruz, işte olabildiğimiz kadar. Evet. Ortalık gidiş gelişler böyle bir sallantı, sallan yuvarlan hayat geçiyor. Bütün yatırımcılarımıza ve takipçilerimize hoş geldiniz diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sözü size bırakıyorum hocam. Haydi bakalım, ben de benzini aldım, tamam artık. Şimdi girişelim bakalım. Bugün ne oldu? Evet. Bu bizim endeksimiz. Yani Temmuz 2021 yılından itibaren 2406'ya gitti, geri geldi 1726'ya, oradan 2100'e gitti, sonra 1826'ya geldi. Buralarda bir yere. Efendim sonra bir patladı 2562'ye kadar. Şurada. Sonra bir satış geldi. Ve bu satış 2399'da. Şurası 2309. Bir tepki çıkışı oldu. Fed faizi arttırdı. Biz 50 puan falan gittik ertesi gün. Hop hop filan. Biz de gidiyor gibiyiz filan derken. Deli Dumrul tabii köprünün başında tuttu köprüyü. Yani nereye gidiyorsunuz ya dedi. Burada vergisini ödemeyeni canına okurum dedi. Hop, herkesi paldır küldür aşağı indirdi. Tabii kalabalık oldu. Köprünün öteki tarafına geçilemedi. Şimdi kırmızı renkli ortalama, 20 günlük ortalama, yeşil renkli ortalama, 50 günlük ortalama. Fiyat 20 günlük ortalamanın altına indi. Şuralarda 2361 falan oraya geldi en düşük. Evet, 61,77. Ah, bitti. Zıplayayım bakayım dedi, kendime geleyim, ne oldu bana filan. Valla böyle büyüttüğün zaman 20 günlük ortalama şöyle kağıdı şeyi endeksi sarıp sarmalıyor. Aşağı tarafta MACD var, bakın şurada kırmızı kendi hareketli ortalaması olan mavi renkli 9 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönde kesti. Şimdi arkadaşlar bakın, burada kırmızı maviyi yukarı yönde kestiği zaman bunun al sinyali olduğuna inanıyorsunuz. Burada da sat sinyali veriyor. Buna niye inanmıyorsunuz? İşte bizdeki yatırımcı psikolojisi maalesef, yani kendi düşündüğüne yakın sinyalleri çok iyi alıyor da kendi düşüncesine ters olan fikirleri veya kendisinin kafasını zorlayacak fikirleri veya sinyalleri algılamakta biraz problem yaşıyor. Niye? O yenilmez ya. O yanlış karar hiç vermez ya. Yani onun hayatında verdiği her karar doğrudur. Her aldığı senet mutlaka 5 katı olmuştur yani. Fazlası vardır, azı yoktur. Hayal dünyasından tekrar gerçek dünyaya gidelim. Yani hayaller Paris, gerçekler İstanbul diyelim. Veya neyse. Satış geliyor. Bu satış gümbür gümbür endeksi aşağı indirmese bile aşağı tarafa doğru, hafif aşağıya ve sağa sağa doğru yatay bir zeminde sağ tarafa doğru iter kardeşim. Böyle Macide burada eline oklavayı almış, geleni geçeni pataklıyor pataküte. Kolay kolay gidemezsiniz bir yere. Böyle yukarıya gitmek o kadar kolay değil. Bir süre gitse bile sonra aşağıya gene dönebilir. %80-90. Burada yukarı gidemeden aşağı geldi zaten. Bir önceki şuradaki tepeyi geçemedi. İkinci tepe burada oldu. Klasik çizgiyi çizelim. Birinci tepe, ikinci tepe. Çizelim bakalım bu çizgiyi. İki tepe arasında bir dip var. Evet. Bir çizgi daha çekelim. Kursumuzun adı neydi? Verdiğimiz iki çizgi, iki ortalama, bir tane değil mi? Gösterge. Gerisine fazla bir lüzum yok ki. Ha, istiyorsan istediğin kadar çizgi çiz. Al sinyaline uyuyorsan, sat sinyaline uymuyorsan istersen 25 tane çiz. 15 tane endikatöre bak.
Böyle çok iyi endikatörler falan filan yapıyorlar. Gençler de çalışıyorlar bu işte. Yatırımcı da bayağı uğraşıyor. Endikatörler filan falan. Şimdi ben size söyleyeyim. 1980'li yıllardan beri, Amerika'dan beri bu işlere bakıyorum kardeşim. Yapay zeka zaten o yıllarda başladı. Yani machine learning, machine design falan filan bunlar. Machine learning'ler. Bunlar o zamanlardan beri devamlı olarak gelişen programlar. Zaten bunların gelişeceğini size nerede gösterdiler? İlk program Arnold Schwarzenegger'ın, değil mi? Programı vardı. Neydi? Terminator. Orada da Kaptan Kirk, Mr. Spock falan bunlar uzayda geziyor. Atılgan'ı bilirsiniz. Ses. Atılgan'a gelmiyor mu ses? Sesi duyuyor musunuz? Geliyor hocam sesiniz şu anda. Tamam. Şimdi Atılgan'da da Kaptan Kirk yukarıya Scotty'ye, değil mi, emir gönderiyordu. Beam me up. Yani beni ışınla Scotty diye. Elindeki alet neydi? Yani beşinci, ne diyoruz ona? GSM-5 mi diyoruz? Neyse. Görüntülü. Böyle kapağı olan. Tak kapağını açıyor. Arkaya doğru ittiriyor. Görüntüyle konuşuyordu. Yani cep telefonunu zaten 1975'te gösterdi adamlar. Ama teknoloji belki de vardı da bütün millete yayılabilecek kadar ucuzlukta yapamadılar. Terminator, robotlar, Robocop, Demir Adam. 1980 senesinde Harrison Ford'un çevirdiği Blade Runner, havada giden dronlar. Bunlar zaten artık geleceğin çok zamanda, çok yerlerde rastlayabileceğiniz şeyler haline geliyor. Hayatınızın bir parçası olacak yani. O bakımdan yani çeşitli endikatörleri birleştirerek, onu bunu yaparak falan burada kutsal kaseye, o büyülü küreye, kristal küreye erişmek zor. Büyülü küre zaten sizin beyninizde, kafanızın içinde. Basit bir şekilde göstergeye bakıyorsun. Macide diyor ki, abicim diyor, kusura bakma diyor, satışa dönüyoruz galiba diyor. Mesela MACD'nin veya Macide'nin veya başka hangi göstergeyi takip ediyorsanız, onların size karşı bir garezi yok. Siz ne diyorsanız ona göre bir grafik atıyor, oraya göre çizgileri çekiyor. Öteki çizgileri de siz çekiyorsunuz. Bu endeks, bu kırmızı renkli 20 günlük ortalamanın üstüne çıkarsa ne âlâ. Ama böyle burada 50 günlüğe gelebilir. 50 günlük ortalamayı şöyle uzatayım. Yirmi günlük ortalamayı çizelim. Bu da böyle geliyor. Aşağıya doğru gelir yavaş yavaş artık. Fiyat yukarı gidemedikçe ortalama aşağıya doğru döner. Bu da böyle. Şimdi burada bakalım. Fiyat 50 günlüğe gelince buradan bir teper yukarıya. Sonra 20 günlüğe gelince orada da direnç var. Yani satıcı gelir. Oradan bir daha aşağıya. İki ortalama arasına sıkışacak. Sonrası önemli. Yani gelecek hafta böyle bir hareket alıma döner. Şöyle bir hareket daha da alıma döner. Ama yok. Buradan bir daha böyle. Buradan da aşağıya doğru savrulursa bu hareketle
sıkıntınız artar. Yani fiyat burada dipler var. 2150, 2170, 2170'lerde. Bunun altına gittiği anda belki böyle gelir. Yani genelde bir zıplar. Eğer o zıplamaya 50 günlük ortalama ötekisi böyle gelip de bastırıp bir daha gidiyorsa şuradaki dibe bakın. Bu dibin altına gidiyorsa direkt gelir. Kaçışı yoktu. Yani yukarı yönde diyelim ki böyle gitti. Şuraya geldi. Yukarı yöndeki senaryoda bu şekilde gelir. Ne var o zaman burada? Sol tarafta şurada bir tepe oluşacak. Şuradaki tepeden kaynaklanan bir direnç. Buraya doğru gelir. Bu kaynaklanan direnç dolayısıyla sağa doğru yıkılır birkaç gün, ha neyse. Sonrasında bir daha tırmanır, oraya bir daha çarpabilir. Bir daha geri gelir. Şu iki dip arasındaki farka bakın. Son dip, bir önceki dibin üstünde oluşuyorsa alıcı geliyor demektir. Daha ziyade yukarı yönde gidecek demektir sonraki etapta. Burası geçiliyorsa daha sonraki hedef 2562'dir. Ne yaptık burada? Şöyle büyük bir çanak yaptık. Diyelim ki satış geldi. Bunun burada bir de kulpu oluşur. O kulp sonrası bir kere daha yukarı gidiyorsak o zaman hedef olarak yukarı yöndeki hedef alırsınız. Bu çanağı, şu çanağın üst tarafı burasıdır. Alt taraf buralarda bir yerde oluşacaksa, ortalamalara yakın yerde. Bunu bunun üstüne koyarsınız şu şekilde. Hedef olarak da kendimize burayı seçeriz. 2850'li falan bir rakam. Buraya doğru. Ne yaptık burada? Şöyle bakıldığında yani şurada şöyle bir yarım daire 50 günlük ortalamanın üstünde çizerek yukarı gittik. Bu iyi senaryo. Kötü senaryoda da buraya geldik. Buraya doğru sarktık. Burada durduk, durduk. Kötü senaryoda trendi kontrol eden çizgi iki tane tepeyi birleştiren bu çizgi olacaktır. İyi senaryoda çıkışı kontrol eden çizgi bu olacaktır. Şöyle buradan başlayalım. Şu dibi bağlayalım, uzatalım. Şöyle, eğer bu çizgi buralardan bir yerden geçerse, biraz daha yukarıdan, o zaman bunu da başka bir renkle göstereyim. Çıkış senaryosu da bu çizgiyle gider. Bu çizgiye paralel bir tane çizgi alırsınız. Böyle koyarsınız veya şöyle buradaki tepeye yerleştirirsiniz. Yukarı taraftaki potansiyel yani fiyat buralara bir yere geliyorsa orada satış gelir. Nasıl? Dip.
dip, tepe, dip. Sonrasında burada bir tepe daha. Yani kanal içinde giden bir hareket olabilir. Yukarıya doğru, buraya doğru tepebilir. Gördüğünüz gibi şurası satışı verdi. Burası satışı verdi ve fiyatlar düştü. Alış buradan geldi. Aşağı tarafta şunu bekleyeceksiniz. Kırmızı gelecek. Böyle. Evet, şöyle yapalım. Trend özellikleri. Oraya bir kırmızı koyalım. Tamam. Şunu sağa doğru uzat yapalım. Diyelim ki böyle gelmiş olsun. Buradan alım sinyali ile beraber. Kendi hareketli ortalamasını şurada bir yerde kessin. Şöyle yukarı yönde kestiği zaman burada bir yerde fiyat şuralarda da ortalamalarda filan tutunuyorsa dönüp alın. Ama şunu bir kere görün aşağıda. Şu alım sinyalini. Yukarı tarafta da yani bu böyle alım sinyali ürettikten sonra yukarı yönde şurada da dibin oluşmasını görün yani. Ondan sonra gelin. Vakit var. Sıkıntı yok. Daha uzun bir çıkış önünüzde olabilir. Bu al sinyali geldikten sonra. Yani 2300'den al verip de 3200'e gitse az mı? 2300 3000'e gidene kadar eski rakamlarla 70.000 puan. 25'te orada 80-90.000 puan yukarıya. Burada da kazanamıyorsak o zaman pardon gidelim limon falan satalım. Belki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan daha fazla para kazanırız. Hani bu söylediğim esasında ciddi ya. Yani limonun kilosu da kaç lira oldu bilmiyorum artık. Burada 3 kuruş kazanacağına vallahi limondan filan maydanozdan limondan daha fazla kazanabilirsiniz. Fiyatlar öyle uçtu. Ama bu fiyatlar da o uçuşa cevap verir diye düşünüyorum bir yerde. Şu anda durumlar bu merkezde. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Şuradaki tümünü silelim. Durum böyle bu merkezdeyken gelelim haftalık grafiğe. Haftalık grafikte şöyle dedim. Yani fiyatlar ne zaman ortalamalardan çok fazla uzaklaşırsa sıkıntı artar. Genelde fiyatlar hareketli ortalamaların etrafında döner. Beraber hareket ederler. Yani iki tane sevgili düşünün işte Ferhat'la Şirin veya Kerem'le Aslı veya sizin sevgilileriniz, eşiniz, sevgiliniz beraber gezmeyi düşünüyorsanız burası da öyledir. Beraber yaşamaya çalışırlar. Şu hızlı çıkışı iptal ediyorum. Çünkü çok hızlı gitti oradan çaktılar. Burada ortalamalardan ne kadar uzaklaştı kaldı. Ortalama fiyatı kendisine çağırır. Gel buraya bakayım der. Nerede, nerelerdesin sen? Öyle kaçıp gitmek var mı? O da ortalamalara doğru gelen bir endeks. Normalde
bu tepe burada diye olmayacaktı. Yaklaşık şuralarda falan olacaktı. 2100 civarında. Bunun bile flama gibiydi burası. Şöyle dipleri birleştirirseniz böyle bir üçgen gibi bir durum oluşuyordu. Şurada yani şöyle bir üçgen. Bunu uzatırsam roketleyecek çünkü kenara doğru. Matrix tutmuyor işleri. Böyle oluyor. Neyse olsun. Buradan koptu yukarıya. Şimdi gene ortalamalarının çok uzağında kaldı. Dikkat ederseniz. Yani fiyat burada. Ortalamayla arasındaki farka bak. Bu kadar bir fark var. Ne oldu? Şimdi o farkı yavaş yavaş kapatarak eritmeye başladı. Buraya kadar geldi. Şu seviye ne? Bu seviye 2200. Hemen oraya gelmeyebilir. Şöyle düşünün. Orası 2200. Ortalama biraz yukarıya doğru gitsin. Yirmi haftalık ortalama o, kırmızı olan. Ortalama biraz yukarı gitsin. Fiyat biraz aşağıya gelsin. Buralarda bir yerde buluşurlar işte 2300'lerde falan. Olabilir. Zaten 2300 kaç? 70-80'lerde falanız. Belki 7-8 bin puanda orada buluşacaklar. Önemli olan burada bu düşüşün durulması. Durulmazsa sıkıntı. Burada bunun durulması. Durulmuyorsa o zaman gel aşağıya doğru. Nereye doğru? Buraya doğru gelirken yeşil renkli ortalamada böyle buraya doğru gelecek. Seni yakalayacak. Yeşil renkli ortalama tabii biraz daha 50 haftalık olduğu için, çünkü bu haftalık bir grafik. 50 haftalık olduğu için daha ağır yükselir yukarıya doğru. Buraya gelene kadar vakit geçer. Ama 20 haftalık daha kolay yukarıya doğru tırmanır. Bakıldığında şu trend çizgisini çizebiliriz. Burada dip var. Burada dip var. Çizelim yukarıya doğru. Kırılmaması gereken, yani kırılırsa işlerin İyi olmayacağı trend çizgisi bu. Böyle bir trend çizgisi kolay kolay yani yaşamaz. Bu böyle bir trend çizgisi kolay kolay yukarı yönde sürdürülemez. Elinde sonunda fiyat onun altına gider. Hele böyle parabolik giderek yükselen 90 dereceye doğru giden hareketlerin sonunda bir aşağıya doğru düzeltme gelir. Peki şuradan başlayan düzeltme nerede biter? Fibonacci düzeltme seviyelerine bakalım. Dipten tepeye kadar aldık. Trend özellikleri. Evet. Ne diyelim? Hadi mavi olsun. Mavi olmasın. Zaten mavi. Turuncu yapalım. Evet, turuncu yaptık. Bakalım görülebilecek mi? Böyle çizdiğinizde bakın %50 şurada. %38.2, %40'ı geri aldığında burada. 2100 seviyesinde. %23 yok mu hocam? Var. %23 de burada bekliyor seni. 2300 civarında. 2285. Bunlar da geri alma oranları. Nerelerde durabilir düşüş diye baktığında. Tabii bu haftalık. Bu haftalıkta bunun buraya doğru gelmesi biraz zaman alır. Şu anda zaten tepede 5 tane mum var. Çoğu 5 mumun 4'ü siyah. Bir tanesi de doji. Gövdesi yok. Hepsi negatif yönde gelişiyor. Size iyi haberler vermek isterdim. Tıpkı bu oradaki bir çıkış gibi ama o haberleri biraz daha geç zamanda vereceğim.
Şu anda şuraya bakıyorum. Kırmızı haftalık grafikte MACD'de yönünü değiştirdi. MACD'de satışa dönmesi kardeşim. O zaman yukarıya gitmek daha da zorlaşır. Kolay kolay gidilmez. Burası böyle. Gelelim haftalık grafikte dolar bazındakine. Maalesef yani kur korumalı şöyle böyle filan derken burası geçilemedi. Niye? Dolar geldi 16 liraya geldi. Abbas yavaş yavaş tırmanıyor tabii. Sen yani enflasyonu kesemediğimiz sürece yani doların kendi kendine bir takım tedbirlerle falan düşmesi mümkün değil. Yani doğasına karşı yani şey yani bilime karşı paranın değeri giderek azalırken başka güçlü ülkelerin senden daha iyi ekonomilere sahip olan ülkelerin para birimleri doğal olarak senin parana göre değer kazanır. Yani nereye kadar? Enflasyon %75-80 iken bankada millet %20 faizle para mı tutar? Para eriyor demektir kardeşim. Bu sefer millet başka yere saldırıyor. Nereye saldırıyor? Gayrimenkule saldırdı. Orası gitti. Sonra ne kaldı? Altın, gümüş, hop onlar da gitti. Sonra ne kaldı? Araba. Arabalar da gitti. Daha sonra baktılar. Ürün üreten, Türkiye'nin ekonomisini taşıyan hisseler var. Hisseler kaldı. Bu sefer oraya geldiler. Hatta bir ara öyle abartıldı ki millet Apple mağazalarında mal bırakmadı. Daha da yukarı gidecekti. Zaten aldığını daha yukarı fiyattan arkadaşına veya başka birine satabiliyordu yani. Çok rahat. Şimdi bu enflasyonun bir şekilde durdurulması lazım. Yani bunu da durduracak olan ben değilim. Ama enflasyonu durduramadığın sürece enflasyon hala devam ediyorsa kendi para birimini koruman hele faizlerle de oynamayacaksan tamam. O zaman enflasyonu durdurmanın bir tek çaresi var. Üretim. Üretimi de pat diye bir anda anormal seviyelere getirerek bütün talebi karşılayacak hale getiremeyeceğine göre bunu zaman içinde ancak yapabilirsin. Bu arada da fiyatlar durmuyor. Endeks maalesef yani benim ümidim şuradaki en azından iki tane hareketli ortalamanın olduğu yerdi. Endeks yükseliyor ama dolar tabii 16 liraya doğru tırmanınca doların yükselişine bağlı olarak burası aşağı yönde tekrar tırdı. Şurada 5-6 aylık bir dönem var. Sıkışma alanı. Sonra aşağı yukarı hareketler. Geçen senenin sonu. Dedim herhalde burada da anlattığım gibi. Burada da 5-6 ay geçebilir kardeş. Aynı şuradaki gibi. Yani trend benim ümidim hani böyle yukarı gideceksin. Tekrar aşağı geleceksin. Tekrar yukarı gideceksin. Hadi bir daha aşağı. O arada da bu 6 ay zarfında Ekim'e doğru filan. Şuraya bakalım. 2021'in Mart'ı. Burası nerede? Ekim'in sonu. Yani Mart'tan Ekim'e kadar ne etti? 6-7 ay var. Burada da 6-7 ay gitse Mart'tan burası da Ekim'e geliyor yine. Bu sefer de 2022'nin Ekim'ine, Kasım'ına doğru. İşte orada işler oraya kadar olan süre içinde düzeltilebilirse orada böyle bir patlama yaşanır yukarıya doğru. Bu patlamada sizi önce şuradaki gap'i kapattırır, buradaki boşluğu ve buraya kadar taşıyabilir. Çünkü bu yüksekliği şuradaki sol omuz eğer olursa baş, şuradaki sağ omuz desek, bu çanağın, tobonun
Bobo'nun yukarı yönde katlanması buradan koptuktan sonra size oraya verir yaklaşık olarak. Bunun için uğraşıyoruz. Bunu umut ediyorduk. Ama görüntü itibariyle şimdi bakalım buralarda tutunabilecek miyiz? Şurası aşağıya doğru keserse MRC'de sat sinyali verirse burası böyle aşağıya doğru kestiği anda bir iki haftada düzelmez. Yazı bitirir. Yaz aylarını işte testere piyasası gibi inişli çıkışlı falan daha ziyade yan tahtalarda götür getir operasyonlarıyla dolu bir şekilde. Çünkü onlar endeksin düşüşünden falan pek etkilenmeyen kağıtlar. Onlar daha ziyade spekülatörlerin veya oradaki olan grupların şunun bunun hareketlerine bağlı olarak gidip gelen kağıtlar olduğu için endeks düşmüşmüş, çıkmışmış. O kadar önemli değil. Onların kendilerine göre bir hareket tarzları var o kağıtların. Oralarda hareket olabilir ama majör kağıtlarda endeksi bir yerden bir yere taşıyan, endeksi oluşturan kağıtlarda o zaman satış gelir. Endeksi aşağı sürükleyecekler. Ha nakitteyseniz sizin için çok daha iyi bir alım fırsatı doğabilir daha ucuz fiyatlarda. Burada da tabii ki çok fazla ucuzlamayabilir. Ucuzlar ucuzlamasına ama satış dolayısıyla yani çok da fazla ucuzlayamayabilir. Çünkü enflasyon devam ettiği sürece yani burada da enflasyona bağlı olarak bir değerleme olur. Yani fiyatlar düşerken, enflasyon yukarı doğru giderken dolar bazında bilhassa kağıtlar PK'sı, şusu, busu işte konuşuluyor ya. Yani elde edilen kazançlar o fiyatlara göre çok fazla gelebilir. Birilerini çağırır. Yatırımcılara çekici gelebilir. İleriye dönük olarak. Taşın altına işte o sırada elini sokanlar daha sonra 2-3 sene sonra daha fazla para kazanıyor. Burada bu ülkenin ekonomisine düzeleceğine inanıyorsak eyvallah. Ama şu andaki taktiklerle işte uygulanan ekonomik sistemle, ekonomik hareketle filan görüntüye baktığımız zaman maalesef bu sistemle yani bu düzenlemelerle, bu uygulamalarla olmuyor kardeşim. Olmadı. Olsa olurdu. 5 sene önce de olurdu, 3 sene önce de olurdu, şimdi de olurdu. Demek ki olmuyor. Bir yerde bir yanlış var. Bu yanlışı düzeltmek lazım. Düzeltmezsen yani klasik laf. Ne lafı vardır? Ya kardeşim pirinci aldın, karabiberi aldın, evet. Suyu koydun, evet. Yağı koydun, evet. Tereyağını koydun, neyse. Tuzu da hafifçe verdin. Ateşte hızlı bir ısıttın. Fokurdadı, ateşi kestin. Tamam bıraktın yarım saat. E ne oldu? Biftek mi çıkacak oradan? Bildiğin pilav olur yani. Bir de gazete okutursun, üstünü kapatırsın, biraz da öyle bekletirsin ki iyice dolu dolu olsun taneler, suyunu iyice alsın. E bu kadar ama pilav yani sonuçta pilav olur. Bir kere daha tekrarla gene pilav olur. Başka bir şey olmaz. Ona bakarak başka bir şey de demek lazım. Yani incelemek lazım. Başka ülkeler enflasyonu nasıl %2'lerde, %3'lerde tuttular kardeşim seneler boyunca? Türkiye niye 70 senedir, 60 senedir enflasyonu bir türlü %2'lerde tutamaz yani? Niye tutamaz kardeşim? Demek ki bilmiyoruz bu işi. Bilmiyoruz yani. Gidip öğreneceğiz o zaman. Bunda kötü bir şey yok. Hayatta her şeyi bilerek mi doğuyorsunuz? Ya. E bilen var. Git bilenden öğren. Allah Allah yani git sor. Biz yapamıyorsak getirip birini ona yaptıralım bari. Başka artık çare kalmadı. Yani bir değişik bir şekilde denemek lazım. Böyle olmuyor. E tamam denedik. Faizi de arttırmadık. İyi arttırmadık. Çözüm oldu mu? Bu da olmadı. Fiyatlar aldı başını gitti. Dünyada da gitti. Dünyada da gitti ama dünyada da bu kadar gitmedi.
Evet, her şey de dünyaya bağlı değil. Yani dünyada da %100'ün üzerinde enflasyon olmadı. Avrupa'da %7, Amerika'da %8. Hadi bizde olsun %25. %80 değil dünyanın hiçbir yerinde. Listeye bakın kardeşim, gidin bakın. İlk başta, ilk üçte kim var? Yani bunu bağımsız organizasyonlar yayınlıyor. İlk üçte enflasyonda, dünyada ilk üçte kim, sırada kim var? Yani bir şeyi, hatayı veya yanlışı kabul etmek lazım ki çözebilelim. Yani problemi tanımlamadan problemi çözemezsiniz. Burası maalesef göründüğü kadarıyla böyle. Evet, şimdi gelelim başka konulara. Bir sürü arkadaş vardır takip edenler. Herkes yalnız endeksi takip etmiyor. Önemli konular Türkiye'de. Evet, ne var burada? Dolar, Türk lirası. Buyurun, grafiğimiz bu. Baktığınız zaman bir süre bu alanda gezdik. Şu alanda. Bu alanın içinde. Sonra şöyle ondan sonra da bu alanın içinde gezdik yatayda. Yani bir süre de burada gezdik. Burası kaç? Yukarı taraf işte 14. Aşağı taraf 13-20 filandı. Dolandık durduk. Sonra yukarı geçtik bir kademe. Merdiven basamakları gibi gidiyoruz. Burası kaç? 15. Aşağı taraf 14-30-40 falan. Bir süre de burada dolaştık. Şimdi buraya geçiyoruz. Yani 16 kısmına. Anlaşılan bir sürede böyle bir bant oluşacak burada. Biraz da böyle bir bant oluşacak. Tek ümit yani yaz aylarında gelebilecek olan turizm geliri. Onu da bu savaş halletti. Ama gene de gelebilirler. Bu savaş ne kadar sürer, ne olur, ne biter bilmiyoruz. Ama iki tarafın savaşa girişmesi bizim açımızdan yani iyi olmadı. Şöyle iyi olmadı. Ne Rusya ile ne de Ukrayna ile yani ilişkileri bozmak istemiyoruz. Kimseyle bozmak istemiyoruz. Yani başkaları da bizi ilgilendirmiyor esasında. Biz yani kendi barışçıl çerçevede, kendi topraklarımızda yaşamak istiyoruz kardeşim. Ne yaparsanız yapın. Ama bu ne yaparsanız yapın maalesef sizin sahanızda kalmıyor. Başkalarının sahasında kalmıyor. Yakın mesafe doğal olarak etkiliyor. Kanada gibi bir ülkenin öteki tarafında olsaydık, Kanada'nın Pasifik Okyanusu tarafında, bir iş derdimiz olmazdı. Bize ne ya? Ne oluyorsa oluyor. Haberimiz bile olmazdı ne olup bittiğinde. Ama öyle olmuyor. Bugün dünyada gidin, Madagaskar'a gidin. Deyin ki Rusya ile Ukrayna savaşıyormuş kardeşim. Haberiniz var mı? Ne Ukrayna mı? Rusya, onlar ne der? Nerede savaşıyorlarmış? Şili'ye gidin. Peru'ya gidin. Paraguay'a gidin. Sorun bakalım. Muslera Uruguaylı burada yaşadığı için biliyor savaşın olduğunu. Uruguay'da olsa Muslera gel bakalım buraya. Bak biliyor musun Rusya ile Ukrayna savaşıyor ha. Ne Rusya Ukrayna ne diye? Ne diyorsun diyecek. Dünyanın haberi yok birçok ülkelerin. Kime ne? Hele gitti Afrika'ya. Adam orada Rusya Ukrayna savaşının neticesiyle falan mı ilgilenecek yoksa kendi gırtlağını doldurabilmek için 3 kuruşluk ekmeğin şunun bunun peşinde mi koşuyor? Onun derdi açlıkla uğraşıyor orada bir sürü aileler. İnsanlar göç ediyor yani maalesef. Yani burada da bu enflasyonu kesemediğimiz sürece bunun böyle kademe kademe merdiven basamakları gibi tırmanması gayet doğal. Yeter ki roketlemesin. Böyle sert hareketler ekonomiyi sarsıyor. Yoksa bu tip hareketler iş dünyası zaten bunu tahmin ediyor. Ona göre fiyatları kendisini falan ayarlayabiliyor.
Bu doların da 50 günlük hareketli ortalaması 14.75. 20 günlük 15.11. Kırmızı 15.11'de. Burada yeşil de 50 günlükte 14.75'te. Şöyle göstereyim. Yani şuradaki bant biraz daha aşağı alalım. Hadi işte şöyle yapalım. Yani diplerle tepeleri birleştir. Bant burada. Hop şimdi yeni bir bant daha oluştu. İnşallah roket gibi gitmeyiz bir yere. Şurada da bir bant var. Buradan itibaren patladı gitti. İşte ne dedik? Gayrimenkul. Gayrimenkulden sonra hop dolara, euroya filan geldi. Dövize geldi. 17 Eylül 2021. Eylül'ün sonu. Ekim başı. Dolar kaç lira? 8,5. Daha Ekim'e gelmedik. 2022'ye dolar 16 lira. Ne sen şimdi burada fiyatları tutabilir misin? Tutamazsın. Bu şekilde. Burayı geçtik. Gelelim altına. Ons altın. Uzun vadeli bakıldığında şöyle bir görüntü var. Burası 2075. Burası 2070. Ukrayna Savaşı dolayısıyla buradan aldı başını, buralara doğru geldi. Sonra da satış geldi. Çok daha uzun vadeli bakarsanız haftalık bakalım. Şurası 1923. 2011 senesinde. Oradan 1045'e indi buralara. Şuralarda. 1045'i gördüm. Sonra 1380 falan burayı geçtikten sonra buradaki bu tepelerin olduğu yeri, direnci geçtikten sonra şu alanı yukarı yönde katladı. Böyle şu alanı hızla katladı. Hatta daha da hızlandı. Burası burayı verirken şuradaki tepelerin olduğu yere kadar hızlan gitti. Ondan sonra da büyük çanağı tamamladı. Büyük çanak burada. Şimdi ne oluyor? Şimdi de belki büyük çanağın kulpu oluyor olabilir. Yani fincanın kulpu gibi. İki tane tepe burada var. Diplerin olduğu yerde burası. Yani 1680 civarında zaten destek. Ama şu anda ortalamaların altına giden bir fiyat var. Yani haftalık grafikte şu ortalamaları deldi. Ortalama nerede? 1850'deydi. Onun altına indi. 1800-1787'ye kadar falan indi. Buradaki diplerin olduğu yere kadar geldi. Şimdi bir tepki hareketi içinde burada. Ortalamalar burada. 1850'nin üzerine gider. Hatta şöyle bir harekete sahne olursa böyle bir hareket yukarı yönde. Kırmızı renkli ortalama nerede? 1878, 1880 diyeyim. 1880'in üzerine de atarsa gene buraya gelir. Sonra bir daha verirler burada. Şurada tepe var. Burada tepe var. 2000'de. 2000'den bir satış gelir. Ama o satışı durdurup buradan bir daha alırlarsa bu sefer 2100-2100'e doğru hareket olabilir. Bu enflasyonist ortamda olabilir mi? Olmaz diyemem. Fed faiz arttırıyor. Doğru. Yalnız Fed'in faiz artışı Haziran'a doğru değil mi? Haziran'ın sonuna doğru. Onun için de piyasa bekliyor. Bu arada yatırımcıların duyması gereken bazı şeyler de var tabii ki. Neler konuşuluyor? ABD'de resesyon ihtimalleri. Hayda. Şimdi bu resesyon ihtimalini ortaya attığın anda, tamam mı? İş sıkıntı olur.
Öyle FED faiz artışına falan filan paldır küldür gelemez. Öyle kolay kolay resesyonun olduğu, ihtimalin arttığı ortamda faiz artışına kalkamazsın. Resesyona girildiği zaman zaten faiz indirirsin. Parayı saçarsın ki insanlar yatırım yapsın, resesyondan kurtulsun. Şu anda istihdam verilerine dikkat etmeniz lazım. Haziran'ın ilk haftasının cuma günü, her ayın ilk haftasının cuma günü istihdam verileri, tarım dışı, yani çiftçilerin dışında, yani tarımın dışında oradaki diğer alanlarda, yani buğday üretimi şu bu falan filan, bunları bırakın, mısırı bilmem neyi, diğer alanlardaki işe girme sayısı. Kaç kişi işe giriyor? 450 bin beklerken bu FED faizi dolayısıyla 150 bin gelirse faiz artışı Haziran'ın sonunda biraz ups ne oldu acaba şeklinde gelişebilir. Ha, 450 veya 350 beklerken 450 bin geliyorsa 350 bin yerine, o zaman faizi arttırır. Demek ki 50 bas puanlık faiz artışı pek o kadar sıkıntı yaratmıyor kardeşim. Bir 50 bas puan daha deneyelim. Enflasyonun belini kırmaya çalışalım. İşte o zaman altın ve gümüş biraz daha sendeler aşağı tarafa doğru. Fakat bu da artık 2016 senesindeki buradaki değerlere falan gelecek hali yok. Buraya bile geleceğini tahmin etmiyorum, 1450'ye. Çünkü haftalık grafik yerine aylık grafiğe bakarsanız 2000 senesinden beri, 2000 senesinde 248'lerde falan, 250 dolarlarda. Oradan bir roket 1923'e, oradan 1450'ye, 1045'e, 1045'ten 2075'e, buralarda duruyoruz. Şu anda aylık grafik satışta, tekrar aşağıya dönüyor. Buralarda vakit geçirecek, hatta belki aşağı gidebilir. 50 aylık yeşil renkli ortalama desteği 1650'de. Yani bir gün 1650 doları görürseniz eskaza, orası artık bana göre gözü kapalı alım yeri. Nereden dönüyor? Kırmızıdan. Kırmızı nerede? 1800'de. 1804. 20 aylık, yani son 1,5 senenin ortalaması da burada. 50 aylık ortalama 4 senenin ortalaması demek. Kolay kolay kırılmaz. 20 aylıkta tabii 1,5 senelik de tutuyor fiyatı yukarı yönde. 1800 civarında. Onun için 1787'yi vurdu, tekrar 1800'ün üzerine çıktı. Altının durumu da bu. Gelelim altının kız kardeşine. Gümüş. Bu maalesef altın kadar bir yerlere gidemedi. Yani milleti sinir etti. Bakıldığında. Herkes gümüşçü. Ama gitmiyor. Altın 1923'ü görürken 2011 senesinde burası 50 doları gördü. 49.84, 50 dolardı. Sonrasında bir tepe daha yaptı. Olmadı, 44. Ondan sonra ver aşağıya. Tıpkı altında 1800'e gittiği gibi. 2-3 tane 1800 yaptı altında. Oradan 1045'e geldi. Burası da ine ine 13.5'a falan indi. Şurada bir 11'li rakam vardır. O indi bindi. Yani şuradaki dip 11'li bir rakamdır. Kaça geliyor orası? Bakayım üstüne geleyim. 11.64'müş en düşük. Burada. Ama geç orayı. Şöyle 13.5-14 civarında dip yapar. Oradan kalktı. Kalktı ama 30 doları geçemedi. İki defa denedi. Geçse belki şuraya gelecek 35 dolara. Yukarıdan başlayan düşüşün böyle çizerseniz %50'si burada, %61.8'i 36 dolardı.
$35,500-$36 zaten burada da tepeler var. Ama oraya kadar gelemedik. Ha, milletimi silkeliyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor? O konuyu da biraz tam emin değilim. Yalnız şurada satışın geldiğini biliyorum. Onun için de burada yan yan gidiyor şimdi. Yukarıya gitmesi zor. Hocam o zaman şöyle yapalım, bir tren çizelim. Şekil alalım, bir dikdörtgen alalım. Şöyle bir dikdörtgen çizebilir miyiz? Çizebiliriz. Bunun içinde dolaşıyor. Demek ki biraz daha dolaşabilir. Peki bu dikdörtgenin yukarı yönde katlarsa ne olacak? O zaman kalınlığını alacağız bunu. Bunun üstüne koyacağız. Bakalım nereyi gösteriyor. Hayda. Hayat tesadüflerden ibaret zaten. Teknik analiz de öyle. Nedense tesadüflerden ibarettir. O dikdörtgenin kalınlığı kadar yukarı gidilirse sol taraftaki direncin olduğu tepeyi gösterir. Bak sen şu işe. Burada sağ tarafta bir çanak daha yapılabilir veya bir yatay alan diyelim. Altının gitme noktası yukarı. Tam yukarı kopacak diye herkes alır. Hop aşağı. Allah kahretmesin, gene girdik. O zaman çıkalım derler. Alırlar, girerler, çıkarlar. En sonunda kimse de mal olmadığı zaman böyle gidiverir oraya. O zaman da şu büyük çanağı tamamlamış olur. Aşağısı burası olan, yukarısı burası. Şöyle büyük, böyle yarım daireyi tamamlar. Buraya geldiği zaman zaten fincan kulp yapmak için bir kere daha verirler aşağıya doğru. Bu da böyle. Gelelim fasulyenin nimetlerine. Burada ne var başka? Aa, evet. Bitcoin. Maalesef şuradaki dipler kırıldı. Yani. Şimdi oralardayız. Orada boğuşuyoruz yani. Şuralarda dipler yaptı. Oradan kalktı gitti. 69 bine. Nedense bana bu böyle bir yatay alanda gidiyor geliyor gibi geliyor. Üst taraf 63-64, aşağı taraf 30 bin gibi. Bir yer aşağı sarktı ama bakalım. Bunun da burada toparlanabilmesi için şöyle bir harekete ihtiyacı var yukarı yönde. En azından 50 günlüğe kadar. Ondan sonra bir aşağıya vururlar. Eğer 20 günlük ortalama tutup fiyatın düşüşünü tutup 50'nin üstüne çıkarsa durumu kurtardınız. O zaman öyle büyük bir yarım daireye bakarız. Tepesi böyle. Şöyle bir yarım daire. Tabii burada satıcı gelir. Buradan aşağıya doğru bir verirler. Yukarı yönde geçilirse polyanacılık oynayayım. O zaman hedefiniz orası olur. Burada da bir tobo oluşmuş olur. İnşallah. Yani bilemeyeceğim. Çok insan zararda olduğu için. Buraların altına doğru hareketler sertleşirse, yani dolarda faizler artar, dolar giderek değerlenir. Buranın şeyi giderse, çekiciliği, o bahsettikleri 20 bin civarındaki dipler burada. Onu da bilin de. Yani bende Bitcoin yok ama yani buralarda o zaman o dipler. MACD'de ne alemde? MACD'de satış. Hala satışta. Yalnız yönünü döndürdü. Aşağı doğru gelirken şimdi böyle hafiften yukarıya doğru dönüyor. Çünkü ne oluyor burada? Burada şöyle bir ikili dip yaşanıyor. İkili dip potansiyeli var. Şöyle bir üçgen var. Tabii bunları böyle yani şöyle yapmak lazım.
rengini değiştirelim ki görülebilsin. Şöyle sağa doğru gel biraz işte aşağıya doğru. Ama bu da böyle Matrix'te bu şekilde adamı sinir eder. Gene uzayacak. Uzuyor. Yapacak bir şey yok. Hayatta her istediğin olmuyor Ahmetciğim. Burada da çizgi uzadı gitti. Hadi bakalım. İnadım inat bende. Alçak. Ben de seninle uğraşayım. Haydi bakalım. Gene uzadı. Neyse şurada üçgen var. Galip geldi. Maçı kaybettik. Buradan yukarıya vurursa burada bir dip oluşuyor demektir. Aşağı tarafta da zaten endikatör yukarıya doğru keser. Yani Macide kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek al sinyali üretir. İnşallah. Trendi kontrol eden çizgi budur. Tepelerden al. Buradaki tepeleri birleştir. Uzat. Bu kahverengiyle göstereceğim. Kalın trend çizgisi yukarı yönde geçilmeden işler düzelmez. Bu aynı zamanda 50 günlük ortalamanın da geçilmesi demektir. Hem bu trend çizgisini kırıyor hem de 50 günlük ortalamanın üstüne çıkıyor böyle bir hareket. Ancak o zaman düzelebilir kısa vadede. Uzun vadede haftalık grafiğe baktığınızda tümünü silelim. Fiyat maalesef şu noktada 50 haftalık ortalamanın altına gitti. Buralarda şimdi ortalamadan biraz fazla uzaklaştı. Belki bir tepki hareketi yaşanabilir. Satış burada geldi. Haftalıkta. Tıpkı burada geldiği gibi. Artık aylığa geçmiyorum. Bunu da burada kapatıyorum. Evet. Başka ne var? Kimse petrolle ilgilenmiyordur herhalde. Şöyle bakayım bir de. Burada da Nasdaq buralardan toparlanmaya çalışıyor. Şuradaki diplerin olduğu yere kadar geldi. Burada dipler var. Oraya doğru sarktı. Yani toparlanmaya çalışıyor da toparlanmıştı falan da diyemem. Burada da toparlanmaya çalışıyordu. Burada da bir hareketler falan. Ondan sonra patır patır döküldü. Şimdi tekrar burada toparlanmaya çalışıyor. Ama ne olur ne biter. Daha her şey belli değil. Böyle bir tepe direnç var. Görünüşe göre burada da böyle bir üçgenimsi bir durum var. Aşağıdaki BAC'de alışa dönüyor gibi görünüyor ama daha kesemedi. Satış burada gerçekleşti bakın. BAC'de satışı verdi. Oradan sonra da zaten fiyat yatay bile gitmedi. Aşağıya doğru döküldü gitti. Buradaki son dipler de kırıldı. Kırıldıktan sonra iyice bıraktı kendini. Evet, gelelim Türkiye borsasına. Ne alemdeyiz? Evet, şöyle bakalım. Herkesin göz ağrısı. Endeksle karşılaştıralım. Tepeleri birleştirelim. İki tepe arasındaki çizgiyi çekelim. Onların altında. Herkesin gözdesi Ereğli nerede? 50 günlük ortalamaya geldi. Onun da altında. Endeks? Endeks daha buralarda. Bazı kağıtlar 50 günlük ortalamaların altına geldi. Endeksi teşkil eden. Bakıldığında. Yani şu sıralarda bazen de dikkat etmeniz lazım.
Yani bütün yatırımcılar tarafından paylaşılan kağıtlar, herkesin gözdesi olan kağıtlar, yani çok popüler olmaya başlıyorsa kağıtlar, tamam mı? Herkes o kağıtları konuşuyorsa artık kısa vadede doyuma da erişmiş olabilirler. Dikkatli olun. Yani herkes aldıktan sonra kim alacak da yukarı gidecek? Bir de böyle bir şey vardır. Konu vardır. Yani birileri iyi para kazandı. Buralarda alanlar süper. 14'ten 38'e kadar, 37'ye kadar iyi geldi. Burada biraz kısa vadede sizleri çalkalayabilir. Yani bunu şunun için söylüyorum. 32'ye, 32.5'e, 33'e eriyle aldım. Niye bu gitmiyor? 55'e gidecek. Ben gidecek. 55'e gidebilir belki ama şu anda biraz zor gibi görünüyor kardeşim. Sen biraz geç kalmışsın trene binmekte. Öyle değil. Nereye kadar iner? Satışlar sertleşirse 30 civarına kadar da gelebilir. Şuradaki dipleri yoklayabilir. Evet, geçelim bakalım. Sorular vardır. Dinleyelim. Soruyorum hocam ilk sorumuzu. Koza, Anadolu Metal Madencilik. Koza. Evet. Üç silahşörler ve D'Artagnan. Koza. 33. İyi gitti bu da. Şuralardan kalktı gitti 13 liradan. Şu anda diyebileceğim bir şey yok fazla. Trend çizgisinin üzerinde. Yukarı doğru trend devam ediyor. Ama şöyle bir endişemiz var. Son tepeyi, erişilen yeni zirveyi aşağı tarafta MAC'de şu şekilde yaparsan, yani fiyatlar Mersin'e, Mersin'deki dostlara gösterge tersine. Bu negatif bir uyumsuzluktur. Yani olumsuz bir uyumsuzluktur. Yukarı gidiş trendini onaylamıyor. Yani yeni zirveyi onaylamadı. Onun için de biraz satış gelebilir. Ama hala ortalamaların üzerinde olduğu için daha sat sinyali üretmedi. Ortalamaların altına giderse kısa vadeli biraz daha satışa döner. Satışlara maruz kalabilir. Çünkü son zirve onaylanmadı. Buradaki zirve. Gösterge maalesef bir önceki göstergenin tepesine göre aşağılarda kaldı. Evet, ama ana trend yukarıya baktığınızda. Şöyle yapalım. Haftalık bakıldığında da haftalık baktığımızda da şimdi çok yukarılarda. Yani bayağı açıldı yukarılara doğru. Onun için biraz dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Fiyat ortalamalardan falan filan bayağı uzaklaştı. Bir de günlük grafikte yani onaylamadı. Onaylanmadı yeni zirve. Euro veya dolar bazında bakarsan eyvallah uzun vadede daha buradaki tepeler var. 3,5 dolar civarı. Ama kısa vadede orada da görüldüğü gibi kısa vadede de satış geliyor. Yani buraya kadar da gelirse şaşırmam. 1,9 dolara. Evet geçelim. Soruyorum hocam. Ecza sorulmuş. Selçuk Ecza deposu. Selçuk Ecza, Selek. Evet. Kendine özgü bir yerdir orası ya. Yani yatırımcının alımıyla malımıyla şunla bununla gitmez orası. Orada daha büyük grup vardır. O gruplara eğer girdiyse götürürler kardeşim. Çünkü lotlar yani fazla lotta olacağını tahmin etmiyorum. Yatırımcı grubunun fiyatları nasıl etkilediğini göstermek için şuraya bak yeter. 8.86. Evet, roket 18'e. 8 liralık kağıdı 18 yapmışlar. Sonra ne olmuş? Burada yeni gelen cikcik gelen bütün millete, tamam mı? Dahil millet yeni borsayı öğrenemeden, ne oluyor ne bitiyor bilmeden hep böyle kulaktan dolma
O gidiyor, bu gidiyor. Şuraya girin, buraya girin. Ondan alın abi, uçuruyorlar. Bundan abi al, bilmem nereye gidecek lafları arasında. Yeni gelen herkes burada çorbasını içti. Gelene geçene patlattılar. Bu yalnız bu kağıtta değil, her yerde patlattılar. Yani millet de yani haklı olarak nereye geldim ben ya dedi. Ama işte maalesef yani fiyatlar 5-6 katı, 10 katı, 7 katı, 15 katı olduğu zaman fiyata hurra diye alımlar, kulaktan duyumlarla falan dalarsanız maalesef birileri de sizi bekliyor. Onlar çok daha önceden aldıkları malları karlarla size devrediyorlar. Yani yatırımcılara devredip çekip gittiler. Aşağıdan alımları bir kestin mi, bir çekildin mi tahtadan, hayda aşağıya tekrar. Yani şuradaki rally'nin başladığı noktanın bile altına indirmiş. 7,5 civarı bunun dibi. İkili dip oldu. Oradan sonra şimdi tırmanıyor. Dikkat et kendine. 18 liralar civarında aynı macera bir kere daha yaşanabilir. Şu anda kağıdı almışlar, şu çanağı tamamlattılar, yukarı doğru götürüyorlar. Güzel. Yani bütün malımın servetimi, mervetimi bu tip spekülatörlerin fink attığı aldır huldur yerlerde o kadar kolay kolay bırakmam. Ama elinizde mal varsa kardeşim o zaman iş süren stop koy veya yakından takip et. Senin hedefin şu çanağın katlanması olur. Bu çanağın katlanması kısa vadede nereyi gösteriyor? 16 lirayı. Ha, biraz daha zorlayabilirler. Buradaki tepeye doğru eski yani tepeye doğru yanaşıp büyük çanağı tamamlatmak için. Onun içinde nasıl olur? Şunu alırlar. Bunu bunun üstüne koyduğun zaman o tepe tamamlanmış olur. Orada satış gelir. Eski tepenin olduğu yerde kesin gelir. Hatta şu ufak çanağın da katlanması durumunda burada orada da gelir. Şu katlanma durumunda. Ha, kağıt şu anda nedir? Kağıt yukarı gidiyor. Ona bir şey diyemem. Ortalamaların üzerinde kardeşim. Ortalamaların üzerinde tırmanıyor. Olabilir. Yukarıya doğru hala gidebilir. Haftalık grafik. Yani. Şimdi şuradaki hareketlere bakın. Seleğin hareketleri. Minyatür. Görüyor musunuz ne kadar? Sonra burada. Burada ne oluyor ya böyle bir anda? Şuraya göre anormal değil mi sizce? Yani bütün tarihi bu. Sonra burada garip işler oluyor. Normal bir vatandaş gider bakar buraya. Ne oluyor burada ya? İnceleyelim şurayı der. Ben derim. Ben olsam. Yetki bende olsa. Kim ne yapıyor burada ya? Bu ne biçim hal? Kağıdın şeyi bozulmuş. Ruh hali bozulmuş. Ama çoğu kağıdın ruh hali bozuldu. O 2020'den sonra. Mart ayından sonra. Ne var ne yok her şeyi uçurdular. İyi mi ettiler? Yani kağıtların yükselmesi tabii ki iyi. Ama yükseldikten sonra millete böyle hisseleri dağıtıp da çökünce kağıtlar hiç de iyi olmadı. Bir de gidip para kaybedenlere sorun bakalım iyi mi oldu kötü mü oldu. Dolar bazında bakıldığında tabii sadece bir sene içinde zaten dolar ikiye katladı. Ondan dolayı zaten yarı yarıya indi ama uzun vadede şimdi bakıldığında hareketli ortalamaların altında. 50 günlük hareketli ortalamayı yani şurayı yukarı yönde hareketlen delebilir kardeşim. En yakını bunun trendi trend direnci kaç burası? 1.010 gibi gözüktü. 1.010 olsa $1.16 1.010 olsa 16 1.60 daha 17.60 18 zaten işte TL bazındaki tepede orada ya. Yani. Buradaki buralara gelene kadar çok vakit alır o iş. O biraz daha uzun vadeli bir proje. $2.5'lara, $2'lara gitmesi. Bunun da bugün herhalde yukarıya gitmesinin sebebi son zamanlarda şey var. Yani ecza fiyatları üzerinde, ilaç fiyatları üzerinde %75'e kadar varabilecek zam talebi var. Yani ilaç fiyatları artık kurlara göre ayarlansın. Bunu dayanamıyoruz falan filan gibi sesler çıkıyor.
Öyle olunca fiyatlara %75 oranında zam gelecek şekilde bir etkisi olacakmış. Gazete öyle yazıyor. Yani bir talep var hükümetten, hükümete yönelik. Bu fiyatları ayarlayın diye. Kurdan dolayı o fiyatlar da ayarlanırsa tabii ki Selek Eczacı Deposu herhalde onun da karlılığı dolaylı yönden bir beklenti oluşuyor. Kağıt hareketlenmeye başladı. Birileri tekrar geldi herhalde kağıda. Evet, geçelim. Soruyorum hocam, Margün Enerji. Ne enerji? Margün. Yani hemen söylüyorum. Magen. Magen 9.17 olan. Yani yeni bir kağıt. Belki malı daha toplamadılar. Bilemem. Ama hani kağıtlarda oluyor ya, aldığın zaman 5 katı falan yukarı gidiyor yeni halka arzlarda. Bunda öyle olmamış. Bu yani 8.5 ile 10.5 arası yatay alanda şu anda aşağıya doğru geliyor tekrar. Yani 8.5'a doğru 9'un biraz altı 8.70, 8.80 oralar filan da olabilir. Desteği 8.40 mı burası kaç? 8.35. 8.5'a doğru geliyor. 8.40, 8.35, 8.50. Oralarda destek alımlar orada gelir. Yukarı tarafta da 10.5 civarında satıcı var kardeşim. Şimdilik yatay alanda herhangi bir yere daha niyetlenip kopartamamışlar. Geçelim. Görüntü bu yani. Baktığınız zaman. Böyle 3'ü belli, 6'ı belli. Evet, geçelim. Yeni bir kağıt. Hocam bu soru sözel bir soru. Ahmet hocamız 2022'de en çok hangi sektörlerde yukarı trend bekliyor diye sorulmuş. Yani burada şimdi pek fazla bir şey diyemeyiz. Bunu Acar Menkul'ün araştırma departmanına müracaat, oradan öğrenebilirler. Yani sektör olarak olmasa bile zaten 20-25 tane majör kağıt var. O listeyi Twitter'da orada burada yayınladım. Yani şimdi baktığınızda ne alabilirsiniz? Türkiye'nin dünya çapında bir firması var mı? Var. Şişe Cam. Türkiye'nin rafinerisi petrolü nereden geliyor? İşte. Türkiye'nin petrokimya sanayindeki şirketlerinden önemli bir şirket kim var? Petkim. Peki Türkiye'nin demir çelik sektöründe lider kim? Ereğli. Ha biraz daha hızlı gider mi der diye belki İskenderun veya Cemtaş şu bu başkalara da girebilirsiniz. Ama demir çelik sektöründe babalar ana kağıt Ereğli'dir. Şey olarak savunma sanayinde Altay tankı falan filan tekrar devreye girerse Otokar veya Aselsan. Bir de Tümosan var zannedersem. Değil mi? Yani Aselsan şu anda herkesin gözdesi. Yani herkes alım verimci de olmuyor. Yani böyle 400'lü, 300'lü rakamlı olan kağıtlar çok iyi bir rallide 2 sene içinde muhtemelen 1.000 liraya falan gidebilirler. 3-0 konulabilir yani. Binler kulübüne dahil olabilirler. Ama 1.000 liraya direkt olarak gitmez, bölünür. 2'ye 3'e katlar, 1.000 liraya gitmiş gibi olur. Anlatabiliyor muyum? Yani 5'e katlar, yani 5'e bölünür, 10'a bölünür. 10'a bölünüp 3'e katladı mı al sana kağıt, 400 liralık kağıt 1200 lira olur. 40 lirayı bir anda 100 lira yaparlarsa zaten 1000 lira yapmış olurlar. Anlatabiliyor muyum? Yani Ford'du, şuydu, buydu. Otomotiv sektöründe. Ford dururken zaten ne var? Ford var, Otokar var, Doğaç pazarlamacı gibi. Üretim var mı orada? Yok. Volkswagen satılıyor. Ne var? Karsan var. İhale giriyor, çıkıyor. Bir şeyler oluyor. Otomotiv sektörüne parça yapan Parsan var. Polatlı Parsan gibi düşünün. Onun dışında Tofaş var. Tabii ki. Isuzu daha butik gibi gözüküyor. Tofaş'a mofaş'a bakarsanız. Bankalara bazıları giriyor, bazıları girmiyor. Herkesin kendine göre faizle iş yapar, yapmam falan gibi konuları olabiliyor.
Bu kişilere göre değişebilir. Herkesin inanç meselesi kardeşim. Kimseye de karışamazsınız. Yani ne o ona karışabilir, ne bu buna karışabilir. Eğer bankalardan bir sıkıntınız yoksa o zaman tabii ki kamu bankaların dışındaki yani Akbank ve İş Bankası'na bakacaksınız. Garanti kendisini fixledi. Yani 15 lirayla 14.97 falan filan git gel. Ne bu ya? Yani tahta kilitlendi. Onun dışında ne var? Hangi sektör var? Nereye bakalım? İşte Arçelik, Vestel var. Holdingler var. Koç Holding. Yani Koç Holding herhalde bir numara. Koç'un kağıtlarını daha çok tercih ederim. Niye? Bedelli vermezler. Senden para istemezler. Türkiye'nin de istihdam sağlayan en önemli kuruluşlarına sahip olan bir kuruluş burası ya, holding. Aile olarak. Bir sürü insanı geçindiriyor. Buralara bakılabilir. Türk Hava Yolları var. 40 liralara gitti. Bu kağıt 7 liraydı. 19'a gidene kadar kan kustuk. 19'dan sonra bir hareketlendi. Şimdi inmiyor. 19'a gelse bir sürü insan alacak. 19'a. 12'de almadık. 19'a gidene kadar kanter içinde kaldı bütün millet. Ama 19'dan sonra bu sefer de 19'a gelmiyor. Gelse millet alacak. Ama kağıt 40'ta dolaşıyor. Pegasus'ta o da ayrı bir vaka. Özel bir vaka. Yani orada da büyük yatırımcı var. Kağıdını tutuyor. Göründüğü kadarıyla. Onun dışında ne var? Valla Turkcell esası da güzel bir kağıt da para vermiyor. Gitmiyor yani. Bakıyorum şöyle. Kozal 200 liranın üstüne doğru gider mi? Gider. Böyle spekülatif kağıtlar var. Lotları az olanlar. Yani orada da girdiğin zaman çıkamıyorsun kardeşim. Allah muhafaza Konya Çimento'da 200 lot mal alsan çıkana kadar 6 ay sürer. Satmaya kalksan. Yani hareket yok. Karton desen birilerinin kontrolünde. Boş fren desen birilerinin kontrolünde. Efendim şey var, jants, mants. Ama başka yerde de kağıtlar var. Böyle bir şeyler var. Neydi o ya? Aksa mıydı? Yani bazı kağıtları da gözden kaçırmışız. Yani şuraya bakın. Bu kağıt muhteşem. 6 liradan müthiş bir trendle 50 liraya kadar gelmiş. Ama şimdi çok artık epey değer kazandı. Bunu burada girmem de. Yani böyle kağıtlar var. Yani istikrarlı bir şekilde gidiyor. Çimento sektöründe bir numara bakıyorum bulunamıyorum. Yok yani ölü gibi bekliyorlar. Goldaş 80 lira olabilir mi? Olabilir. Öteki tarafta Çimsa ve Akçansa çıktılar yeteri kadar. Ama inmezler. Çünkü tutuluyor spekülatörler. Oradaki yani güçlü yatırımcı almış malı toplamış zaten. Tutuyor kağıdı orada. Şeyler var. Ege Endüstri, efendim Çelebi, Doko falan. Bu kağıtlar da yani burada da ama sinirleriniz güçlü olmalı. Çünkü kağıtlar gün içinde bir bakıyorsun artı 60 lira, bir bakıyorsun artı 80 lira, bir bakıyorsun eksi 80 lira. Yani fena sallıyor insanı. Steady yani istikrarlı bir başka kağıt. Enka. Bu şey kağıdı. Enerjisa olabilir. Ama Enka, Enerjisa. Burada şey lazım. Yani pek fazla gün içinde hareket beklemeyeceksin bu kağıtlarda. Onlar mız mız. 2 kuruş, 3 kuruş, her gün 5 kuruş. Öyle kendi kendilerine gidiyorlar. Yani bir gün 35 kuruş yukarı, öteki gün 50 kuruş aşağı, arkasında 62 kuruş yukarı falan. Öyle bunlar öyle değil. Şey sektörü var. Yani BİMAŞ, Bizim, Migros, değil mi? Şok marketler. Bunlar biraz hareketlenmesi lazım diye düşündük. Ama daha hareketlenemediler. O pandemide çok iyi hareketlendiler. Sonra Nadas'a bıraktılar kendilerini. Hiçbir şey yapmıyorlar. Öyle yatay bir alanda arada sırada gidiyor, geliyor falan filan.
Başka unuttuğum neler var? O sektör. Yani Aygaz lotu azdır ama her zaman gider. Başka Migros dedik. Bilişim sektörü var hocam. Bilişim sektörü işte orada çok fazla da bildiğim yok ya. Onlar da yani güvenemiyorum ki. Yani iki tane masa, üç sandalye, iki kişi bilişim yazıyorlarsa, ediyorlarsa yani o adamlar o şirketi terk ettiği anda şirket çöker mi çökmez mi tek emin değilim yani. Onları iyi incelemek lazım. Geleceğe dönük olarak tabii ki yazılım şirketleri, efendim siber saldırılar, güvenlik sistemleri, robotlar, işte yapay zekalar. Yani buralarda esas işler. Yani elektrikli araçlar, dronlar, buraya parça yapacak olan yan kuruluşlar falan buralarda da aramak lazım. Bir ara gerelmeler falan vardı. O da ne oldu bilmiyorum. Tırsladı galiba. Yani fosladı gibi bir şey mi oldu? Ne oldu? Kağıt bir aralar 7-8 liraya gidiyordu. Elektrikli araba maraba. Sonra kaldı kağıt. Aşağı doğru sürükleniyor. Herhalde projemi beceremedim. Olmadı mı? Neyin nesiyse bilmiyorum. Spekülasyon arıyorsanız Sabancı'nın işte sonu sağ ile biten birisi, efendim Carrefour'sa, Teknosa falan gibi 3-4 tane değişik şirketi var. Onlardan birisinden eğer karar verip de satarsa, bırakırsa o kağıdı, o sektörü, o zaman orada spekülasyon yaşanıyor. Sasa'da yaşandığı gibi, Yunsa'da yaşandığı gibi. Millet arada sırada da orayı kolluyor. Gayri GYO'lar ve YO'lar konusunda fazla pek ilgilenmediğim için ne nereye gidiyor bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. EKGYO, ülserojen kardeş. O kadar ağır kanı gibi insanı yani fıtık ediyor. Bir sürü yatırımcıyı fıtık etmiş vaziyette. Kağıdın belki baktığın zaman ya 3 liranın üzerine gitmez mi bu kağıt ya? Gitmiyor. Gayrimenkul sektöründe her şey patladı. Yani evler, şunlar, bunlar en azından %100 gitti kardeşim yukarıya. Sen niye gitmiyorsun? Gitmiyor. O zaman niye ben EKG'ye alayım ki ya? Oraya koyacağım parayı gider eve veririm. Ev satın alırım. Ev daha fazla para getiriyor. İlla yani gayrimenkulden para kazanmak istiyorsam gider kendim ev alırım. Alanlar kazandı zaten. Ama EKG'ye bilmem. Yani ağırdır. Çaktırmadan Deva enteresan. İyi para verdi. 3 liraydı kağıt. 35 lira falan filan uçtu gitti. Hala da düzeltmelerde belki tekrar gidebilir. Eczacı, ilaç, yatırım bunlar ilaç zaten ilaç sektöründen çıktı diye biliyorum. Artık Selpak falan filan başka sektörde. Bir nevi kozmetik ve hijyen tarafında işin. Yatırım bütün holdinge dönüşecek, bir şey olacak yıllar öncesi. Pek bilmiyorum neler oluyor orada. Yani yatırım, eczacı yatırımda pek fazla bir şey bilemiyorum. Erbosan uçacaktı, o da uçamadı. Arkasından motor piston var İzmit. O da orada dolanıyor. Onu da getirdiler 200 lira, oradan verdiler 100 lira. 17 liralık kağıt uçtu gitti 200 liraya. Böyle bir takım kağıtlar BR Yat 600 liralara falan gitti, 35 liralık kağıt. Bakıldığında şeyde bir sıkıntı var. Sigorta sektöründe nedense. Yani zarar ziyan mı yazdılar nedir? Bağfaş diye bir kağıt var. Hektaş nerelere gitti? Öteki nereye gitti? Bu nereye gitti? Şu Bağfaş hala işte ikiye çarpsan 35 lira falan civarında. Lotlarla oynayan büyük yatırımcı var orada. Yani milleti kışkışlayıp duran, kağıttan soğutan. Kaç kere söyledim, uzaklaş artık kendi tahtlarından kardeşim ya. Bırak insanlar alsın satsın ne yapacaksa. Televizyonda da anlatıyorum. Gelmezler o şekilde yerlere insanlar. Yani götür getire millet artık bıktı. Herkes öğrendi götür getiri. Sayemizde. Şimdi bileşim sektörü neler var mesela? Sizin
şey olarak ya işte o sektör inanıyorum esasında Arabi gelecek. Gelecek o sektörde logolar, mogolar değil mi? Şeyler, indesler, o bilgisayarlar, armadalar, şunlar bunlar var. Bir sürü bilgisayar şirketleri falan var da lotlar fazla olmadığı için orada yani tuzağa düşme ihtimalleri falan da artıyor. O bakımdan da bir şey diyemiyoruz insanlara. Yani şöyle oturaklı hani bu gidebilir falan şeklinde ya çok fazla düşmez çünkü zaten yabancı da gelebilir veya Türk yatırımcısının çok fazla ilgisi zaten var gibi bir şey diyemiyorum. Ülker, yılların Ülker'i o da sürünüyor. Yatay bir alanda 20 liranın altına gittikten sonra toparlayamadı. Geç onu da. Kafein. Uçurmuşlar. Bakalım kafein. Yazılım hizmetleri. Şimdi buyur. Kağıt buradan gidiyor. 7 liradan 35'e, 35'ten tekrar 16'ya. Yani bu kadar da oynak olmamalı ya. Kağıtlar. İnsan bir şey de söylemeye korkuyor yani bu tip kağıtlarda. Yani link var. Ama yazılım şirketlerinden bir iki tane de olması lazım portföyde. Yani her şıkta. Yani bilmiyorum bir şeyler anlatabildim mi kağıt olarak. Koza'da spekülasyon var galiba. Yani orası gidecek diyorlardı. Gitti de. Ama daha da gidebilir mi? Gidebilir. İpeyi pek bilmiyorum. Bunların da galiba satışı gelmedi mi? TMSF'den. Galiba satılacaktı artık. Kozal gidebilir 250'lere doğru. Orası 200'e yanaştı diye biliyorum. 190 kaç oldu orası? Ara 190'ı görmedi mi? Yani gördü. 191 tabii. Yani. Evet. Zaten 5-6 tane değişik yere pozisyon tuttuğun zaman bence tamam kardeşim yani kısa sürede bir senede bir iki senede 20 katı yapamazsın ama yani uzun vadede para kazanırsın. Şu anda Türkiye'nin olduğu yer 15 bin dolar filan. Yani Türkiye 50 bin dolar endekste değil. Yani veya yeni rakamlarla 500 dolarda değil. Türkiye 150 dolarda. Türkiye 500 dolara gitmiş olsaydı diğer dünya endeksleri gibi o zaman derdim ki sağ olun, kaçın yani. Çünkü dünya endeksleri epey süredir böyle yuvarlandılar, aşağı doğru geliyorlar. Yani Dow Jones geliyor, 30 bin dolar, 30 binin altına gelebilir Dow Jones. S&P geldi, DAX geldi. DAX şimdi bu sıralarda biraz tepki veriyor, toparlanmaya çalışıyor ama bizim endeks gitmedi ki tepeye. Bizim endeks zaten tepeden bakıldığında üçte birinde. Hani aşağıya daha yakın. Bizim endeks yani 150 dolar 50 dolara mı yakın? 500 dolara mı yakın? 150 doların 500 dolara gitmesi için 350 dolar lazım. 150 doların 50 dolara inmesi için 100 dolar lazım. Aşağıya daha yakınız. Onun için de zaten 125 dolarda Maginot hattını kurdu. 4 senedir orada. 4 senedir onun altına inmemekte direniyor. Şimdi bakıldığında yani işler zıvanadan çıkmazsa iyi. Ama bir anda tekrar zıvanadan çıkarsak o zaman dolar tekrar haydi 18'deki tepeye doğru yollanırsa o zaman bizim endeks gene 150 dolarda durmaz. Tekrar 130 dolarlara doğru otomatik olarak iniyor. Endeks ne yapsın yani? Ama büyük satış tepede olsaydı gelirdi. Ama 1/3 seviyesinde. Onun için hakikaten iyi bir ekonomik düzelmede Türkiye'de yani 5 sene içinde dolar bazında bile
epey paralar hisse senetleri katlayabilir yukarı yönde. Yani TL olarak şimdi 5 sene içinde bu dolar bazında 15 bin dolardan kalkıp 30 bin dolara 2'ye falan katlasa dolar bazında %100, %150 civarında 32 bin dolardaki tepeye gitse 13 binlerden kalkıp TL bazında zaten 7-8 kat verir. Kağıdına göre bazı kağıtlar 10 misli falan olur, 12 misli olur. Dolar bazında bazı kağıtlar 4-5 misli olur, bazıları 1-2 katı olur. Ama ortalama endeks yani 12 bin, 13, 13 binden 14 bin dolardan 32 bin dolara giderse çok iyi para bırakır. Türkiye'nin 2027-2030 seneleri arası tekrar 2027'den sonra bilhassa eğer Türkiye ilk 10'a girmek istiyorsa o zaman çok daha çalışması lazım. Ekonominin bayağı büyümesi lazım. Bunun için de yeni projeler falan lazım, vizyon lazım. 2027 senesinde eğer hakikaten 30 bin dolara, 32 bin dolara gelirse 2030 senesinde 500 dolara gelir. 300 dolardan 500 dolara gelebilir. Ya hocam 150 dolardan nasıl 500 dolara nasıl gider demeyin. 2001 senesinde, 2001-2002 senesinde 50 dolardı. 2007 senesinde 500 dolar oldu. Dolar bazında konuşuyorum. 10 katı oldu endeks. Dolar bazında. Ama oradaki en önemli yardımcı faktör dolar endeksinin 120'lerden 70'e inmesiydi. Yani 10 katıysa normalde 6 katı falan olacaktı. O 4 katını da doların düşüşü etkiledi. Dolar 2000 senesinden 2008 senesine kadar 120'den dolar endeksi 70'e indi. Şimdi durum biraz ters. Onun için sıkıntılı. Ama dolar değer kaybetmeye başlarsa dolar bazında hakikaten 2027-2030 aralığında yukarılara doğru gidebilir. Yani 150'den 140'dan 150'den 500'e doğru gitme ihtimali var. Gitmez diyemezsiniz. Bir de şunu söyleyeyim, hiçbir zaman borsalarda olmaz. Olmaz diye bir şey yoktur. Siz istediğiniz kadar yok ya olamaz, oraya nasıl gidemez, hadi canım gitmesi saçma falan. Kardeşim gidiyorsa gidiyor. Gidiyor işte. Yani senin karar vermenle gitmiyor ki. Senin alışverişlerinde zaten hiç gitmiyor. Zerre yani oynamaz senin alışverişinde. Büyük fonlar, büyük paralar oradan oraya savuruyor endeksleri. Onun için birileri bir şey biliyor ki yukarı gidiyor veya birileri bir şey biliyor ki aşağıya gidiyor. Senin yapabileceğin tek şey var. Borsa ne diyorsa ona uymak. Onunla uyum sağlamak. Terse düşmemek. Yani yapılacak iş bu. Şöyle bilmiyorum burada var mı ama dolar endeksi yoktur herhalde ya. Ama dolar endeksinde atarız Twitter'a, olmazsa şey yaparız, gösteririz dolar endeksinin hareketinin ne olduğunu. Evet, geçelim. Soruyorum hocam, Kerevitaş sorulmuş. Spekülatif. Gene başladı herhalde. Yani bir aralar götürdüler yukarıdan, sonra sattılar. Ondan sonra uzun süre bıraktılar kağıdı, işte şurada tabii. 8 liralardan itibaren bıraktılar kağıdı. Kağıt buradaydı. Hadi onu bırakalım. Pandemi sırasında 2 liraydı. 2 liradan 8 liraya. 8 liradan sonra hadi bize eyvallah. Nereye gidiyorsunuz? Bize de haber verseydiniz. Kimseye haber verdikleri falan yok. Kağıt böyle bir düşüş trendi içinde. Tepeleri birleştir. Paralel al. Dipleri birleştir. Böyle bir düşüş kanalı içinde aşağılara doğru sürüklendi. Şimdi toparlanıyor. Geldiler herhalde. Paraya ihtiyaçları var. Yatırımcının biraz parasını daha alalım dediler muhtemelen. Evet. Burada bir çanak var. Şöyle bir yarım daire. Yukarı doğru gitti. Yaklaştıkça tepeye satış geliyor. Şuralarda bir yerde eğer birileri atladıysa treni onları dökmek için şimdi aşağıya doğru verebilirler. 4.60, 4.75 falan bu aralıkta bir yerde.
inin bakalım trenden diyebilirler. Geldi buraya diyelim. Hop, buradan tekrar alırlar. Bu tarafa doğru götürüp çanağı tamamlatabilirler. Ondan sonra ne yapacakları önemli. Ondan sonra bu çanağı alıp katlayabilirler mi? Eğer çanağın üst direncini de geçiriyorlar, hareketli ortalamaların üzerindeyse fiyat, içinde kal kardeşim, takip et. İnme, inme ve yukarı doğru bu ortalama, 20 günlük ortalama yukarı doğru fiyatı ittikçe, bu da böyle döndükçe yukarı, ortalamalarından üzerinde kalıyorsa fiyat, terk etme. Kal trende, vagonda kal. Nereye kadar? İşte buralara kadar falan kal, 7,5'lara doğru. Evet, geçelim. Pınar Süt sorulmuş hocam. O da kendisine özgü spekülatörü olan özel bir vakadır. Yani yıllar boyunca gelip gidenlerin olduğu bir yer değildir. Lotlar az, getirir götürür. Pınar Süt, Pınar Süt, su, süt. Ama her zaman kağıdı yukarıya götürmüştür spekülatörü kimse. Yani onu da şey yapmamak lazım. Kınamamak lazım yani. Vatandaşın parasını aldı demek biraz zor. Çünkü götürdü adam yani. Kimse götürüyor yani. Yine 26 lirada. Baktığın zaman 2004-2005, burada 2008 krizi almış 1 lira. 1 liradan götürmüş 18 liraya. 18 katı olmuş. 2015'te. Sonra bir aşağıya doğru sürükleniyor. Tekrar 2009. Endekste 82 bine geliyor tabii. Buradan tekrar aldılar. 5 liradan. Gene götürüyor. Ama şu anda çanak tamamlanmasından kaynaklanan, burada çanak tamamlanmış 27 lirada. Burada biraz satıcı gelir. Ortalamalardan çok fazla uzakta. Bak her uzaklaşmada biraz satıcı geliyor. Arası boş. Şurada alsaydın eyvallah. Ama sen burada alırsan işler sıkıntılı. Beklersin. İner çıkar, iner çıkar. Ondan sonra kopartır. Maldasındır. Buraları belki gösterir. Şöyle baktığın zaman zaten bu da buraya doğru geliyor. Kırmızı. Ondan sonra burada kırmızı bunu yukarı doğru ittirirse oradan, o zaman kalacaksın trende. Yani hedefin çok daha yukarısı olacak. Neresi? Bu çanağı alacaksın. Hop, üste koyacaksın. 40 liraları bekleyeceksin. Biraz zaman lazım. Yani. Buralarda biraz seni oyalayabilir. Bu direnç, şuradaki direnç geçildi mi yukarıya doğru niyetlenebilir. Yani 40 lira olursa da şaşırma. Dolar bazında 40 lira nereden baksan 2.25 falan filan gibi bir yer olacak. Acaba oraya gider mi? Şöyle yapalım. Tepeleri birleştirirsek 3 aşağı 5 yukarı hedef olarak da orayı gösteriyor gibi. Ama bugün yarın olmaz. Zaman lazım biraz. Çünkü bu grafikler aylık grafik. Bekleyeceğim biraz. Evet, şöyle gelelim. Tümünü silelim. Dolar bazında bakıldığında bunun derdi burada. Majör tepe burada. Önemli bir tepe. Düşüş sırasında bir hamle yapmış, oradan dönmüş. Ama kağıt uzun vadede dipleri burada oluşuyor kağıt. Bakıldığında. Şimdi satışın geldiği yer 20 aylık ortalama. Bunun üstüne çıktığı anda o çanağı katlamaya doğru giderse şurası 2 dolar 10 10 sent 16
işte bir buçuk daha koy. Yok, iki kere 16, 32. 32, bir buçuk daha koysak 33,5 falan filan oralar. Yani 33,5'ü filan geçtiği anda şuraya doğru gider uzun vadede. Buna ek olarak bu iki tepeyi birleştir. Direnç orada, tam karşına gelecek. Bu şekilde geçtiği zaman yukarıya doğru. Şöyle bir satıcı gelebilir. O satışı durdururlarsa gelecekte neyle durduracak? Ortalamayla durduracak. Şöyle bir ortalama çizelim. Rengini değiştirelim. Diyelim ki burada durdurdu. Oradan fiyatı yukarı itti. Şurası geçilirse yukarı yönde $4. Hemen geleceksin. Hedef olarak uzun vadeli hedefin bu çanağı al. Çanağı yukarı yönde katla. Hedef olarak kendine $7 bulabilirsin. Hikaye bu. Büyük çanağa gider yani. İşler düzeldiği zaman gider arkadaşlar. Gider yani kağıtlar. Ama işlerin düzelmesine inanıyorsanız tabii. Onu işte orada sıkıntı orada. Kimi inanıyor, kimi inanmıyor falan filan. Bakalım nereye doğru savrulacağız. Evet. Pınar süt böyle. Söyle bakalım. Soruyorum hocam. Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet. Burası biraz sıkıntılı. 35 liranın altı dertlenmiş. Satışa dönüyor. Yani dönmüş kağıt yani. Şöyle bak. Yani alım için biraz erken beklerim ben biraz daha. Çünkü iki tane tepe var. Birleştir. Yani kanal içinde de gidiyor olabilir. Böyle süzülüyor olabilir. Aşağıya doğru. İki tepenin arasındaki yer burası, dip. Burayı deldi, ortalamayı deldi. İyi bir hareket değil yani. Tepeyle normalde o buradaki dip arasındaki mesafe bu kadar. Kopma yerinden itibaren o kadar daha aşağı salarsa kendisini bir ihtimal vardır. İkili tepe olduysa burada diye düşünüyoruz. O zaman fiyat sıkıntı yaratabilir. Biraz daha aşağılara doğru sürüklenerek buradaki diplere doğru da gelirse gelebilir 30 liraya doğru. Zaten 32,5'da bir sıkı bir satış daha 30 liraya gelebilir. Orada destek olacaktır. Biraz şeyli düşüş trendinde. Dipleri birleştirelim. Bunu birleştir, bunu birleştir, bunu birleştir. 3 tane dipten geçen bir çizgiyi alalım hele. Kahverengi. Kalın çizelim görülsün diye. Ne oldu be? Silelim onu. No, 48 yapmışız. Maşallah. Şuradaki dip, buradaki dip, şuradaki, buradaki dip şöyle birleştirirsek şuralarda bir yerde bu düşüşün durulması lazım. Dördüncü dip burada olur. Üç tane dibi birleştirdi. Bu çizgi önemli bir destek çizgisi. Şuralarda falan dibe oturabilir. Şu kanal alt çizgisine gelip bir de bu kahverengi çizgiye oturursa orada olabilir. Haftalık grafiğe bakalım. Yani orası da 50 haftalık ortalama burada. 28,5'da. Ya şuna dolar bazında bakalım. Tabii dolar bazında bakıldığında işler karışıyor. Çünkü dolar bazında maalesef
ortalamaların altına gitmiş durumdayız. O, dolar bazında hareketler şöyle. Yani böyle bir alan var dolar bazında. Şöyle bir sıkışma alanının içinde maalesef. Tekrar hafif hafif aşağılara doğru geliyor. MACD'de sata dönüyor. Döndü. Onun için yukarı yöndeki hareketler biraz zor. Buralarda biraz vakit geçirebilir. Yani ortalamayla yaklaşık şuradaki dipler arasında 1.92 dolar bazında. Evet, geçelim. Soruyorum hocam, Tekfen. Evet, Tekfen. Geçen hafta da baktık. Herhangi bir değişiklik yok herhalde geçen seferden. Evet. Yok ya, orası da. Vallahi benim fikrim Ülser Hocam bir kağıt. Yani adama Ülser eder. Yıllar öncesi çok iyi para verdi ama son zamanlarda yani kağıt gitmiyor ya. Birileri kağıtta oynuyor mudur? Ne yapıyor? Ne ediyor? Yani mıncıklıyor, ediyor. Kağıt bir türlü bırakmıyor kağıdı yani. Çıkamıyor kağıt. Yine ortalamaların altında. Bu iki dip birleştir. Yani notu bırak. Trend. Trend çiz. Şu hareket sıkıntı yaratır aşağı yönde. Yani şu dibin kırılması. Şu hareket biraz daha olumludur. Ortalamanın üstüne çıkması. Bu tabii en iyi hareket böyle olur. İki tepeyi birleştiren çizginin üzerine doğru çıkması. İnşallah öyle olur. Şuradan kalktı 13 liradan. Uçurdular 28'e. Gene maalesef mallar verildi. Aldırıldır herkese. İkinci hamle birinci tepeyi geçemedi bile. Burada tıkandı 26'da. Bir daha patır kütür satış. Yani gene daha düşük fiyatlara 16'ya. Bir hamle daha, en son hamle. Endeks 2600'e gitti. Bu yani 2100'deki tepeyi bile geçemedi. Gene satış. Satış ağırlıklı geçiyor. Yani birileri satıp duruyor burada. Ne hikmetse kağıt şuradaki tepeye gelene kadar 2000 endeksin düştüğü yıllarda yani 2016'da başladı endeks. 2018'de bitti rally. Endeks düşüşe geçti. Bütün kağıtlar düştü. Bu 2018'de devam etti yolunu. 2019'un ortalarına kadar. Endekse ters gitti yani şu alanda. Şu kısımda bu süre boyunca endekse ters gitti. Endeks aşağıya göçtü, bu yukarı gitti. Ondan sonra endeks toparlandı falan. Bu şimdi mızmızlanıp duruyor. Ha diyeceksiniz ki büyük bir çanak tamamladı. Eyvallah. Böyle gibi görünüyor. İnşallah çanağı tamamlamıştır. Şöyle bir çanak. Şurada. Ondan sonra da alır başını yukarıya gider de yatırımcıyı yani şöyle kalınlığını çizelim. Bu çanak bu kadar, bu kadar böyle bir çanak olsun bu. Yani bunu buradan alalım. Şuralara falan koyalım da 35'e falan gider inşallah. Yani neyse dediğim gibi yanınızda bol miktarda reyni falan filan almanızda yarar var. Yani hapları midenizde asidi fazlalaştırmamak için bayağı bir mücadele verebilirsiniz. Bana göre değil. Ben birkaç kere hani girip çıktıktan sonra bakın. Ben pek oraya uğraşmıyorum ama girip çıktıktan sonra bakın. Size göre ise eyvallah. Devam edin. Ama yukarı giden kağıtlar olacak. Bir sonraki endeks rallisinde de katılmıyorsa boş verin gidin başka yerde. Şansınızı deneyin daha iyi. Şu hareket önemli. Ortalamanın üstüne doğru böyle çıkılabilecek bir hareket. O zaman tamamdır. Şu direnci de geçiyorsa tepeleri birleştiren o zaman trende kalın. Yukarıya doğru bir hareket daha gelişiyor demektir. İnşallah.
Dolar bazında kağıdın o devam eden rallisi burada bitti. Dolar bazında. Fiyat tepelere gidiyor ama dolar bazında maalesef çanağı tamamlıyor. Ondan sonra da buradan itibaren aşağıya doğru yıkılıyor kağıt. Baktığınızda. Böyle gidiyoruz aşağıya doğru. Burada da böyle gidiyoruz. Ha diyeceksiniz ki ya hocam göstergelerde pozitif uyumsuzluk var falan filan. Evet, MAC'de şimdi satışta. Zaten en son buradaki olan o uyumsuzluk da bir anlamda şuradakilere falan göre bakarsanız kağıdı yukarı yönde itti ama kağıt bir türlü kalmıyor ki şeyin üzerinde, ortalamanın üstünde. Haftalık grafiğe bakın. Ortalamalara çarpa çarpa gidiyoruz aşağıya doğru. Dolar bazında. Şuradaki tepeden beri geliyoruz. Peki burası ne alemde? Evet. Yani dip şurada 1 dolar civarında. Yani 17, 16 buçuk, 17 falan oralarda zaten dip oluşturuyor. Ama kağıt da ortalamaların üzerine çıkmakta zorlanıyor. Şu rally bitti. İnsanlar yani şuna mı kanıyor ne? Şuradan yukarıya doğru bu trend bitti biteli. Böyle yukarı yönde iyi para verdi. Bu çıkış. Ama o bittikten sonra kağıt tekrar başladığı noktaya geri dönüyor. Dolar bazında iyi para. 1 dolar 4,5 dolar oldu. 4,5 katı verdi. Kaç senede? 2016'dan 2010. 3 senede. 3 senede süper para. 4,5 katı dolar nerede buluyorsun? Doların faizi %3, %5. Burası %450 veriyor. Süper. Ama o gün bugündür şurada yapılan ikili tepe sonrası, burada gerçekleşen ikili tepe sonrası fiyat bu diplerin altına, ikili tepe burada oluştu. Şu ikili tepeden birinci tepe, ikinci tepe bunun altına gittiğinden beri kağıt hayır etmedi. Hep ortalamalara çarp aşağı, çarp aşağı, çarp aşağı sürükleniyor. Evet, geçelim. Endeks hiç olmazsa yatay gidiyor şu anda. Bir bant içinde. Hocam son soru olarak da otokar sorulmuş. İşte otokar diyorum yani bölünerek gidebilir ancak. Ama bu kağıtta yani Altay T projesi falan tekrar gelirse hareketlenir. Yani uzun vadede hem savunma sektörü hem otomotiv savunma sektörü. Ben yani kağıdın 2-3 sene içinde daha çok daha yukarılarda olacağını tahmin ediyorum. Şu anda kağıtta aşağı yönde bir hareket oldu. Ortalamaların altına gitti ama bakıldığında daha yol var. Yani 20 haftalık ortalamada büyük bir çanak oluştu burada. İyi geldi. En son şuralarda filandı. 150 liradan koptu gitti 450 liraya. Sonrasında indi bindi gene 450'ye gitti. Çıkış fırsatı da verdi. Yani 467'ye giderek ama bu çıkış onaylanmadı. Yani bakıldığında şöyle bir görüntü oluştu. Yani MAC'de bu çıkışı onaylamadı. Şu anda satışta ama ileriki bir tarihte bu kağıdın bakıldığı zaman yani dolar bazında zaten tepesi 56 dolar. Dolar 20 lira olsa ne eder? Hesapla. Yani bu 2021'de buradaki zirveyi buldu. 50 dolara gitse, dolar 20 lira olsa 1000 liraydı. Hadi bıraktık orayı. Şuradaki tepeyi yoklasa 40 doları 800 liraydı. Şu anda kağıt aşağıya doğru sarkıyor. Doğru.
Bakalım buralara kadar da gelebilir, 22-23 dolara. Yani şuradaki şuradaki tepeleri yoklayabilir bir kere de, koptuğu yeri. Lot yok, bir şey yok. İstediği anda orada götürüp getiriyor. Birileri var. Fon mudur nedir? Yani şuralara kadar getirebilir de. 23 çarpı işte hesapla 16 civarını. Tamam. Şu kağıt fazla değil. Boş ver 50'yi. Şuradaki tepeyi yoklasa önümüzdeki 2 senede falan filan. Yani 2023'ten sonra 2024'müş, şuymuş bu bakıldığında kağıt da yani 20 lira olsa zaten dolar 800-1000 lira arasına gider. Göreceğiz bakalım. Yani Pegasus da öyle. Mesela bakın Pegasus'a. Biraz uğraştırıyor. Evet. Dolar bazında bakın. ...2013 senesinde buradaydık ya. Şu anda bunun geçmesi gereken yer burası. Bu tepeler. Orayı geçmedikçe evet hala uğraşıyor. Ama kağıdın dibi, kağıt dipten kalktı. Kağıdın dibi buralardaydı. 3 tane dip oluşmuş burada. Baktığınızda 1, 2, 3. Şimdi de dipler burada. Burada oluşuyor. Acaba şöyle bir çanağı tamamlayabilir mi? Yani 12,5. Dolar 20 lira olsa 250 lira. Dolar 16 lira olsa İşte ne eder? 10 olsa 160 yani 200 lira falan, 200-210-215 lira falan civarı eder, 12,5 dolar. Yani 13 olsa 16-48, 160-48, 210 lira, evet, 208 lira. O kağıdın daha yukarıda bence. Esas tepesi şurada. Burası. 21 dolar. Bu 2013 senesiydi. 2013 senesinde vermedi. Kağıdı satmadılar. Oraya gelene kadar bir başka önemli direnç şuradaki tepeler. Burası da 15 dolar. 15 dolar. Evet. 16 lira olsa dolar. Oraya gidene kadar 15 dolar zaten 16, 160, 80 daha 240. Bu kağıdını satmadı bu adam. Ali Sabancı o sırada şirketi satmadı 20 dolara. Şimdi 8 dolara mı satacak? Hiç sanmıyorum. Hiç kimse satmaz. Ama işte bazı işler oluyor. Şöyle bakın. Garanti. Bakalım. Aylık. Dolar bazında. Adam gelmiş. Trend bu. Aşağı yönde. İyi. Kanal içinde gidiyor. Çok güzel de. Burası 2008. Dünya krizinin olduğu yer. Kağıt burada. Burada kağıdı istiyorlar. bunun altı ne var ki zaten? Bundan sonrası ne olabilir ki? Aşağı gitse ne olacak yani? Bunlar falan aşağı gidiyorsa geçmiş olur zaten Türkiye'ye. Yani buralarda istiyorlar. Kardeşim burada insanlar mal aldı. Burada aldı, burada aldı. Burada alanlar var. Burada malları dökülün. Oldu. Çok iyi ya. Veren veriyor. Ne yapayım? Ben bir şey diyemem. Ama kağıdın grafiği bu kardeşim. Siz karar verin. Garanti bende yok.
Garanti sahibi olanlar, garanti bankası hisseleri olanlar düşünsün, taşınsın. Ne yapacaksa bilemem ki. Kağıdın geldiği yer burası. 2011 senesinde, 2010'un Kasım ayında kağıt 5,5 dolar. Sonra 4,80. Sonra 4 dolar. 3 dolardan işlem görmüş. 2 dolardan tepede işlem görmüş. Şimdi neredeyiz? 1 dolarda. 1 dolar bile değil gene. Şimdi 16'ya çıktı ya 1 dolar. Artık teklifi bu sefer 16'ya çekerler herhalde. Enteresan işler oluyor. Neyse, ben fazla yorum getirmeyeyim bu konuya. Herkes istediğini yapsın. Herkesin özgür iradesi var. İster alır, ister satar. Ne yaparsa yapar. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Artık saati de 10 ettik. Evet hocam. Hadi çok, bakalım. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için yayınımız YouTube kanalımızda olacak. Herkese iyi akşamlar. Haydi.